Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir önceki derste bahsettiğim gibi her şeyi öncelikle sileceğim. Şöyle şuraya kadar main fonksiyonumun içi. Temizledim. Daha sonra buradan aşağısını da komple siliyorum. Evet. Şimdi sadece bir main fonksiyonumuz var şöyle yapıyorum onu da. Geliyorum buraya arkadaşlar. Şimdi biz nesneler tanımlayacağız, objeler. Objeler nedir? Yani nesne nedir? Günlük hayatta nesne neyse, yazılımda da odur arkadaşlar. Bir farkı yok. Yani günlük hayatta örneğin ayakkabı bir nesnedir. Örneğin pencere bir nesnedir. Şu an çevreme bakıp söylüyorum. Resim bir nesnedir. Bu nesnelerin belli özellikleri vardır. Mesela biz ne dedik? Kapı bir nesnedir dedik mesela. Kapı nesnesi tanımlayalım öncelikle. Nesneler class olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Class kapı diyelim buna. Daha sonra şöyle süslü parantezler içinde ben şu anda bir tane kapı nesnesi oluşturmuş oldum Dart dilinde. Burada önemli noktalardan biri şu. Yani class dediğimiz şey burada bizim nesne tanımlamamıza sebep oluyor. Obje. Şöyle yukarıya yazalım. Önemli olan nokta şu. Dart dilinde her şey nesnedir. Örneğin string bir nesnedir. Yani string nesnesi. String objesi. Nesneler diyelim ya da şöyle İngilizcesini yazalım. Objects arkadaşlar. Objeler demek. Yani nesneler. Objeyi de zaten Türkçe'de kullandığımız için o anlamıyla objektif olmak denilir mesela. Yani nesnel olmak. Tarafsız olmak. Şimdi burada da konu budur. Nesneler, objeler. Şimdi bir tane daha örneğin bir nesne tanımlayalım. Class. Pencere diyelim buna da. Pencere. Bu şekilde bir tane daha class tanımlamış oldum. Şimdi ne dedim ben? Stringler de dedim mesela bir objedir. String örneğin isim. Bu da bir string objesi. Yani yazı nesnesi bu da. Şimdi nesnelerin bazı özellikleri olur. Örneğin kapının neyi olur? Rengi olur mesela. Renk diyelim. Kapının rengi olur. Ne diyelim buna? Rengi neyle belirtiriz mesela? String ile belirtiriz. String renk kapının yapım yılı olur mesela. Üretim yılı diyelim mesela. Bunu da ne ile belirtiyoruz? Sayıyla. Sayıyla belirtmiş olalım. Üretim yılı. Aslında bu da string. String olarak belirtelim. String. Üretim. Yılı. Başka ne olabilir arkadaşlar? Kapının boyu olabilir. Yüksekliği yani. Bu da sayıdır boyu. Şöyle yükseklik diyelim. Yükseklik. Başka ne olabilir? Kapının eni olabilir. Genişlik. Gördüğünüz gibi bu şekilde nesnelerimizi tanımladığımız zaman arkadaşlar yani bir nesne oluşturduktan sonra o nesnenin ne yaparız? O nesnenin özelliklerini belirteriz. Yani dünyada da öyle. Yani mesela örneğin malzemesi diyelim. Kapının malzemesi. Bu ne olur? String olur bu da. String olur. Malzeme. Yani kapının malzemesi. Başka bu şekilde artırabiliriz. Bir sürü özelliğini, nesnenin birçok özelliğini belirtebiliriz. Daha sonra biz bu yaptığımız nesneleri yazılım dilinde kullanırız. Örneğin bir tane kapı yapacağız mesela. Şimdi biz bir string tanımlarken ne yapıyorduk? Başına string daha sonra isim yapıyorduk. Şimdi artık bu saatten sonra hatırlıyorsanız ben stringlerden bahsederken, integer'lardan bahsederken, boolean'lardan bahsederken, listelerden yani array'lerden bahsederken demiştim ki bunlar built-in types'tır. Yani yazılım dilinde kendiliğinden var olan tiplerdir. Bir de kendimizin oluşturduğu tipler vardır. İşte bu aslında şu an onun güzel bir örneği. Kapı tipinde bir değişken tanımlıyorum şu anda kapı tipinde bir değişken. Ne diyelim? Giriş kapısı olsun mesela bu. Giriş kapısı. Giriş kapısı new kapı diyorum. Bu giriş kapısı yeni bir kapı. Veya şöyle de yapabiliriz direkt yani bu giriş kapısını şöyle tanımladık. Bir tane giriş kapısı. Şimdi bu hemen bana bir tane giriş kapısı oluşturuyor. Daha sonra ben bu giriş kapısı yanına Şöyle diyorum ki giriş kapısı nokta dediğim anda hatırlıyorsanız arkadaşlar biz stringlerde de örneğin şöyle geleyim. Buna mesela genişlik eşittir. Ne diyelim? 120 santim diyelim. 120. Daha sonra şu isim mesela isim. İsim neydi? Bir stringti. Nokta dediğim anda gördüğünüz gibi onun da alt özellikleri var. İşte bu o da bir nesne çünkü. O da bir obje. Onu biz tanımlamadık. Tek farkı bu o built-in. Yani o zaten vardı. Bu bu dilin özelliğinde o zaten vardı. Ama şu yukarıdakini ne yaptık? Biz kendimiz tanımladık şu kapı objesini, kapı nesnesini biz kendimiz yaptığımız için onun özelliklerini biz belirledik. Mesela kapının genişliği 120 dedik. Giriş kapısının yüksekliğine mesela ne diyelim? Yüksekliğine de şöyle 220 diyelim veya 240 diyelim. Büyük bir kapı olsun giriş kapımız. Daha sonra giriş kapımızın malzemesi ne olacak? Giriş kapısı nokta malzeme. Malzememiz çelik olsun. Çünkü giriş kapıları çoğunlukla da çelik kapı. Çelik. Başka ne vardı arkadaşlar? Üretim yılı olsun mesela. Giriş kapımızın üretim yılı neden tahmin etmiyor? Giriş kapısı nokta üretim yılı. Üretim yılı bu yıl olsun mesela veya 2016 olsun. 2016. 2016 model bir kapımız var. Başka ne olsun arkadaşlar? Bir de giriş kapımızın rengini belirtelim. Giriş kapısı nokta renk. Buna da ne diyelim? Kahverengi olsun. Kahverengi. Gördüğünüz gibi ben şu anda şöyle bir kapı oluşturmuş oldum. Ve diyorum ki print ben bir kapı nesnesi oluşturdum öncelikle. Şurada kapı nesnesi tanımladım. Daha sonra bu nesneden bir örnek oluşturdum. Şimdi bir tane daha örnek oluşturacağım. Şöyle print diyelim önce. Print giriş kapısı. nokta mesela üretim yılını yazdıralım. Üretim yılını print ettirmek istiyorum. Bu şekilde istediğim yerde ulaşabilirim. Ör şöyle yapayım mesela bir string'in içinde bana kapının üretim yılı lazım oldu. Çünkü ben daha güzel örneklerle bu obje olayını biraz daha anlatacağım. Şimdilik böyle olsun. Giriş kapımız Şöyle dolar koyuyorum buraya. Yılında üretildi diyorum. Şöyle yapalım hatta. Giriş kapımız. Boşluk bırakıyorum. Artı. Yılında üretildi. Ne oldu? Ben burada başka bir kapı. Yani giriş kapısı değil de başka bir kapı daha tanımlayacağım şimdi. O da şu yılda üretildi gibi bir sonuç olacak. Bu şekilde uygulamamı bir çalıştırmak istiyorum. Şunu bir sileyim. Şöyle kaydediyorum ve uygulamamı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, giriş kapımız 2016 yılında üretildi diye bir sonuç aldım. Yani başarılı bir şekilde tanımlamış oldum bir nesne. Daha sonra şöyle gelip bir tane de örneğin balkon kapısı oluşturalım. Balkon kapısı. Şöyle başta önce kapı diyorum. Buna da balkon kapısı diyorum. eşittir new kapı diyorum. Böylece nesnemi tanımlamış oldum. Yani nesneyi oluşturdum. Şimdi balkon kapısının üretim yılı olsun. Balkon kapısı nokta üretim yılı. Bunun da üretim yılı daha eski olsun. Bu 2005 olsun mesela. Tabi bu string içinde olacak. Şöyle 2005 yaptık bunu da. Hemen bunun altında şöyle geliyorum. Balkon kapısının üretim yılını yazdırmak istiyorum. Diyorum ki balkon kapımız Şöyle kaydettim. Yılında üretildi. Yani buraya ne yazarsam o da getirip benim için buraya yazdıracak. Hemen çalıştırıyorum uygulamamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, balkon kapımız 2005 yılında üretildi diye bir sonuç alıyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar en basit haliyle bir nesne oluşturma'yı anlatmak istedim, nesnenin ne olduğundan bahsetmek istedim. Sık sık kullanacağız bunu yazılımda. Yani klasın olmadığı, nesnenin olmadığı bir dart düşünmek imkansız. Çünkü ne dedim ben zaten bütün yapılar. Yani dart da her şey nesnedir. Her şey. Fonksiyon bir nesnedir. Fonksiyonun objesi denir buna. Stringler yani değişkenler tamamı birer nesnedirler, objedirler ve nesnelerin özellikleri olur. Bunu daha detaylı bir şekilde yani nesnelere şimdi burada basit özellikler tanımladık. Başka neler tanımlanabilir? Mesela nesnelerin içinde metotlar olur. Şimdi biz mesela biraz önce tanıtladığımız string metodunun string değişkenimizin bazı metotları vardı. Örneğin stringi integer'a yani sayıya çevirebiliyorduk. Demek ki string nesnemizin o, o değeri sayıya dönüştüren bir metodu var. Biz de kendi oluşturduğumuz nesnelerimize metotlar tanımlayabileceğiz. Bunu daha sonraki derslerde görelim arkadaşlar. Şöyle kodlarımın yani main fonksiyonumun içinin dağınık olmaması adına şunu kesip şöyle getirip bir tane fonksiyonun içine yazmak istiyorum. Ne diyelim buna? Bir, bir geri dö değer döndürmesin döndürmesin. Geriye bir değer döndürmesin bu. Buna basit ya da nesne giriş diyelim. Şöyle buraya yapıştıralım ve gelip main fonksiyonumun içinde nesne giriş fonksiyonumu çağırayım. Şöyle çalıştırdığım zaman yine aynı sonucu alacağım. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.